Merhaba sayın izleyiciler, ben Para Analiz'den Sanem Dündar. Avrupa'daki gelişmeleri ilişkin yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videomuzdaki özellikle değineceğimiz iki konu Fransa ve İngiltere'deki gelişmeleri olacak. Çünkü bu hafta oldukça dikkat çeken noktalardan ikisi bunlar. Ee, öncelikli olarak İngiltere tarafından bahsetmek istiyorum. Aslına bakarsanız Avrupa ekonomisine ilişkin e, birkaç cümleyle başlamak istiyorum. Son gelen ekonomik verilere baktığımızda Avrupa ekonomisindeki yavaşlama endişelerinin giderek yükseldiğini söyleyebiliriz. Zira en son açıklanan PMI verilerine bakılacak olursa, e, satın alma yöneticileri endeksine bakacak olursak ki bu endeks hem imalat tarafında hem hizmet tarafında açıklanıyor. Ve her iki taraftan da açıklanan endekse baktığımızda... E, buradaki büyümelerin yavaşladığını görüyoruz endekste 50 noktası sınır noktası 50 noktasının üzerinde kalan rakamlar büyümeyi işaret ediyor genişlemeyi işaret ediyor 50 noktasının altı ise daralmayı işaret ediyor burada Almanya Fransa ve İtalya'dan gelen verilerin 50'nin üzerinde kalsa da yani hala genişlemeye devam etse de belirgin bir biçimde gelişmesinin yavaşladığını görüyoruz ee, yine aynı şekilde Avrupa genelindeki Birleşik Piyama Endeksine bakıldığında ise yani bütün bu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin içerisine alındığı endekse bakıldığında ise yine burada da genişleme devam ediyor ama genişlemenin yavaşladığını görüyoruz genel anlamda. Dolayısıyla e, ekonomik veriler aslına bakarsanız endişe yaratıcı zaten. E, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya tarafından gelen veriler yine aynı şekilde endişeyi arttırmaya devam ediyor. PMI verisini dediğim gibi burada da yavaşladığını görüyoruz. Yine enflasyon işsizlik verileri var. Büyüme verileri var. Dolayısıyla bunlar endişe yaratmaya devam ederken bir de, bir de üstüne üstlük e, İngiltere tarafında Brexit problemleriyle uğraşıyor Avrupa. Fransa'ya baktığımızda sarı yeleklilerin protestolarıyla uğraşmakta. İtalya tarafında ise bütün krizi devam ediyor. Dolayısıyla bu üç sorun zaten ekonomik olarak sıkıntıda olan Avrupa için durumu daha da zorlaştırıyor diyebiliriz. Hemen İngiltere tarafıyla başlayalım. Brexit sürecinden biliyorsunuz hem para analiz sitesinde sıkça bahsediyoruz hem de videolarımızda bahsetmiştik. Brexit süreci oldukça karışık bir hale aldı son aylarda. Mart ayı yaklaştıkça yani çıkış zamanı yaklaştıkça bu sürecin karışıklığının arttığını ve İngiltere üzerindeki stresin arttığını görüyoruz. Aslına bakarsanız dün ve bugün parlamentodaki oylamalara ilişkin haberlerin öne çıktığını gördük ve en son haberlerde de şunu görüyoruz. Biz aslında bir parlamento oylamasının gelmesini beklerken May'in parlamento oylamasını ertelediği haberi geldi. Avrupa Birliği'nden biraz daha taviz almak amacıyla bu oylamanın ertelendiği söyleniyor aslına bakarsanız ama e, ne İngiliz basınında ne de uzmanların buna çok inandığını söylemek mümkün değil. Zira zaten beklenen şey parlamentodan e, May'in anlaşmasının onay almayacağı, onay alamayacağı yönündeydi. Dolayısıyla bu kadar büyük bir e, hezimeti e, May'in göze alamadı ve bu anlamda ertelediği biraz daha Avrupa Birliği ile e, müzakerelere devam etme isteğinde olduğunun açıklandığını görmekteyiz. Zaten e, parlamentonun alt kanalında, avam kamerasında da geçtiğimiz günlerde yaşanan oylamaya baktığımızda ee, ezici bir red almıştı May. Ee, arka arkaya yenilgiler almıştı. Dolayısıyla bunun da kendisini kötü etkilediğini görmüştük. Ee, basındaki zaten May'e ilişkin sert eleştirilerden de e, bunu anlayabiliyoruz. Özellikle zaten bu Brexit anlaşmasının iyi olmadığına dair e, çok fazla giderek artan basında bir ses yükselmesi olduğunu görüyoruz İngiliz basınında. Ek olarak bir de Avrupa Adalet Divanı'ndan gelen açıklamalar tuz biber oldu. Zira Avrupa Adalet Divanı e, İngiltere'nin tek taraflı olarak Brexit anlaşmasını e, geri çekebileceğini e, söyledi. Brexit Brexit'ten vazgeçebileceğini söyledi. E, dolayısıyla bu da şunu güçlendirdi. Yeniden acaba bir e, Brexit için referandum yapılır mı? Beklentilerini arttırdı aslında bakarsanız. Zira zaten People's Vote yani tekrar bir e, oylama yapılsın, biz e, kalalım Brexit'ten vazgeçilsin diyenlerin de sesi oldukça yükseldiği için ki zaten bundan da geçtiğim safhalardaki haberler Yerde bahsetmiştik. İngiliz basınında yer alan son anketlere baktığımızda yeniden bir referandum yapılsa Brexit yönünde değil tam tersine kalmak yönünde oy çıkabileceğine dair beklentilerin de arttığından bahsetmiştik. Dolayısıyla bu Avrupa Adalet Divanı'ndan gelen açıklamalar oldukça önemliydi. Böyle bir hükümde bulundu. Dedi ki İngiltere tek taraflı olarak Brexit anlaşmasından çıkıştan vazgeçebilir dedi. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki senaryolar çeşitlendi. Bir parlamento oylaması ertelendi. Anlaşmasız bir Brexit olasılığının güçlendiğini görüyoruz. Çünkü Avrupa, Avrupa Birliği yeniden bir referanduma sıcak bakmıyor. Başka bir anlaşmaya sıcak bakmadığını zaten söylemişti. Dolayısıyla da M aslında kendi kabinesinden onay almıştı. Avrupa Birliği'nden onay almıştı. Ama parlamento çok büyük bir engel. E, bunu aşamayacağı düşünülüyor. Ve parlamentoyu aşamazsa zaten hard brexit'ten bahsediyoruz. Anlaşmasız bir brexit'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla senaryolar çeşitlendi. Anlaşmasız bir brexit olabilir. Yeniden bir referandum olasılığının ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, ve ek olarak da az bir, giderek azalan bir ihtimal olarak görülse de May'in Avrupa Birliği ile yeni bir müzakere sonucunda elde edeceği anlaşmanın e, uygulanabileceği ve e, anlaşmalı bir Brexit'in gerçekleşebileceği senaryosu da hala var ama giderek bunun ihtimalinin azaldığını görmekteyiz. Buna ilişkin beklentilerin azaldığını görmekteyiz. İngiltere cephesinde yani Brexit hala büyük bir problem olarak kalmaya devam ediyor. Özellikle İngiliz ekonomisi için oldukça sıkıntılı bir durum. Zira eğer anlaşmasız bir Brexit gerçekleşirse İngiliz ekonomisinin büyümesini yaklaşık %8 oranında önümüzdeki yıllarda etkileyebileceğinin beklendiğinin de altının çizildiğini görmekteyiz. Fransa tarafına dönüp bakacak olursak 17 Kasım'dan bu yana sarı yeleklilerden bahsediyoruz. Sarı yelekliler protestoları başladı. Aslına bakarsanız benzindeki vergi zamlarıyla e, körüklendiği söylendi. Ama bunun altına dönüp bakacak olursak bu protestolar e, neden başladı? Pek çok sebebi vardı aslında ama biz bir iki tanesinden bahsedeceğiz burada. Bir iki tanesinin üzerinde duracağım. E, bir tanesi Macron'un tavrıydı aslına bakarsanız. bak Macron seçildiğinden bu yana biraz daha üst tabakaya hitap eden, daha fazla eliklere hitap eden, e, işçi sınıfıyla ile iletişiminde e, aşağılayıcı bir tavır kullandığının söylendiğini görüyoruz. Dolayısıyla zaten buna dair sıkıntılar vardı. Bir ikincisi, e, başkan olduktan sonraki uygulamaları, servet vergisini kaldırdı, asgari ücretler ilişkin herhangi bir e, düzenleme yapılmadı. Buna ek olarak başkan e, işçilerin işten çıkarılmasını kolaylaştıran yeni yasaları onayladı. Dolayısıyla şöyle bir algı oluştuğu söyleniyor Fransa içerisinde. Alt tabakanın değil üst tabakanın başkanı Macron ve dolayısıyla da son uygulamalarıyla bizi daha da ezdikçe eziyor gibi bir hissiyatla beraber bu protestoların aslında güçlendiğini görüyoruz. Bir de üstüne benzin ekzamlar gelince bu ekzamlara ilişkin ve hayat pahalılığına karşın yapılan protestoları olduğunu görüyoruz ve protestolar giderek şiddetlendi 17 Kasım'dan itibaren ve hatta ve hatta Belçika'ya ve Hollanda'ya da sıçradığını gördük. Dolayısıyla zaten zorda olan Fransız ekonomisinin sıkıntılar yaşayan son dönemde Fransız ekonomisinin bu protestolarla daha da darbe aldığını görmekteyiz. Öyle ki bu protestoların tam olarak faturasının net olarak bilinmese de yapılan açıklamalara baktığımızda 1 milyar euro'luk bir faturasının olabileceğinden bahsediliyor bu protestoların. E, son gün nerede? Servet vergisinin kaldırılmasına ilişkin uygulamanın iptal edildiği açıklandı. Yetmedi protestolar devam etti. Macron işçi ve işveren sendikalarıyla görüştü ve dün akşam artık beklenen konuşmasını yaptı. Zira göstericilerle bir araya gelinmeye çalışılıyordu son haftalarda ama başarılamıyordu. Dolayısıyla bir halka sesleniş konuşması yaptı Macron ve bu konuşmada altın çizdiği noktalardan bir tanesi şuydu. Ben sorumluluğumu kabul ediyorum. Son dönemde bazılarınızı söylemlerimle incitmiş olabilirim ama e, biz bunu beraber çözeceğiz. Asgari ücretlerde düzenlemeler yapılacak, vergilerde düzenlemeler yapılacak. E, emeklilere ilişkin e, ekstra vergilerin kaldırılacağını söyledi. Dolayısıyla bir bakıma bu protestoları tetikleyen bazı noktalarda adımlar atılacaktırın sinyallerini verdi. Açık ve net bir biçimde dedi ki bunlar düzeltilecek dedi ve biz bunu birlikte aşacağız dedi. Oldukça yapıcı bir konuşma yaptı Macron. Bakalım bu ne kadar etkili olacak protestolar üzerinde göreceğiz ama Macron'un vaatlerinin kuşkusuz ülkenin bütçesine de bir ekstra yük getireceği aşikar. Dolayısıyla Avrupa Komisyonu da buna ilişkin dedi ki ne kadarlık bir etkisi olacak bilmiyorum inceleyeceğiz dedi. Dolayısıyla yine burada da bir e, bütçe sıkıntısı söz konusu olabilir Fransa tarafında. Zira zaten protestolar dolayısıyla ekonomik bir faturası olacak bunun. Bir de üstüne üstlük Macron'un bu yeni vaatlerinin bütçeye ne kadar e, etki yapacağının da e, önümüzdeki dönemde konuşulacağını söyleyebiliriz. E tabii kuşkusuz bir de İtalya tarafı var. Çarşamba günü İtalya'nın yeni e, bütçe taslağını Avrupa Komisyonu'na sunması bekleniyor. Bakalım bu sefer ne kadarlık bir bütçe açığından bahsediliyor olacak. Son tartışmalarda %2'ye %1.9'a bütçe açığının çekilebileceğinden bahsedildiğini gördük ki %2.4 seviyesindeydi reddedilen iki taslakta da. Dolayısıyla bunun biraz daha aşağıya çekilebileceğinden bahsedildiğini görmekteyiz. Zaten Başbakan Conte de bunun aşağıya çekilmesine dair iyimser açıklamalar yaptı. Fakat Başbakan yardımcıları Salvini ve Di çok fazla ikna edemiyordu bu konuda. Dolayısıyla şimdi o konularda başkan Yardımcıları'nın ikna etmeye çalıştığını ve yeni taslağında Avrupa Komisyonu'na gönderilmesini bekliyoruz. Bakalım nasıl bir taslak gelecek. Çünkü buradan bir disiplin cezası parasal bir ekstra ceza almak istemiyor İtalya. Dolayısıyla yeniden bütçenin incelendiğinin altını çizdiğini görüyoruz. Bunu da takip ediyor olacağız. Bir de haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Yılın son toplantısında eee Draghi'nin mesajları neler olacak bu bekleniyor. Özellikle de Avrupa'da dediğimiz gibi ekonomik olarak bir yavaşlama endişesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu anlamda da aslına bakarsanız Aralık ayından itibaren parasal genişlemenin sona erdirileceğini, varlık alım programının sona erdirileceğini Draghi sürekli her toplantıda söylüyordu. Bu yolda devam ediyoruz. Yavaşlama endişelerine rağmen devam ediyoruz mesajları veriyordu. Dolayısıyla bu yılın son toplantısı da bu anlamda önemli. Zira Aralık'tan itibaren Varlık alımları sona erecek. Bakalım bu yolda ilerlemeye devam edilecek mi ekonomik verilere rağmen? Yoksa e, bu varlık alımlarının bir anda kesilmesi yerine kademeli bir azaltılması mı söz konusu olacak? Kademeli biçimde azaltılması mı söz konusu olacak? E, bunu e, inceliyor ve takip ediyor olacağız. Draghi'nin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Biz gelişmeleri takip ederken siz de YouTube kanalımızı ve para analizi takipte kalın sevgili izleyiciler.